Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. S.A.'nın 21 kullandığı 33 CIV 56 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadına çarptı. Kazanın şiddetiyle kadın birkaç metre ileri savrulurken, motosiklet sürücüsü de düşerek yaralandı. Kazayı fark edenler durumu hemen 112 acil çağrı merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlenirken, motosiklet sürücü S.A.'nın hafif yaralandığı tespit edildi. S.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadının cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa kavga ettiği kişilerden kaçarken otomobilin altında kalarak yaralandı. Karayolu kenarında kalan şehit mezarı ilgi bekliyor. Çatalca gümrük yolunda uzun tır kuyruğu sın dakika haber. Kafkasya'da öküz arabasında doktor aramak için yola çıkan Tambi'nin ömrü savaşla geçti. Türkiye'ye dönünce binaları, yurdunu gören insanlar çığlıklar. Afyonkarahisar lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi. 5 yaralı. Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk devam ediyor. Tel AB YAD Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kurban Bayramı öncesi Tel Abyad'ı ziyaret etti. Otomobil ile tarım aracı çarpıştı. 2 yaralısın dakika. Afyonkarahisar CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, yaşanabilir kentsel dönüşüm toplantısına katıldı. Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Freni boşalan beton mikseri şarampole devrildi. 1 yaralı. TÜKİHEP Başkanı Çelik, Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kilogram olmalısın dakika haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu.